Finans Enstitüsü, üniversiteyi yeni bitiren lisans mezunu öğrencilerle finans sektöründe çalışan profesyonellere yönelik bir lisansüstü eğitim, öğretim yapan yüksek öğretim kurumudur. 4 tane ana bilim dalı oluşturduk. Finans ana bilim dalı, sigortacılık ana bilim dalı, bankacılık ve sermaye piyasası. Dolayısıyla bu 4 ana bilim dalı ile finansal hizmetler sektöründe, ürün ve hizmet bazında, kuruluş bazında ve piyasa bazında bütün kurumları ve kuruluşları kapsadığımızı, dolayısıyla böyle bir eğitimin finansal hizmetler sektörünün arzu ettiği, talep ettiği bir eğitimi de bünyesinde barındırdığını baştan varsayıyoruz. İkinci önemli özellik Finans Enstitüsü'nün sadece yüksek lisansı değil, doktora eğitimlerine de ağırlık vermesi. Şu anda enstitüde 6 yüksek lisans eğitimi, 3 de doktora eğitimi yapılıyor. Doktora eğitimlerinin odaklandığı alanlar finansal ekonomi, bankacılık, sigortacılık ve risk yönetimi. Yüksek lisans programlarında ikiye ayırıyoruz. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları. Tezsiz yüksek lisans programlarının ana amacı, daha önce de kısaca ifade etmiştim, finans sektöründe çalışan profesyonellerin yeni gelişmeleri, yeni yaklaşımları, yeni teorileri ve yeni uygulamaları öğreneceği bir model oluşturmaktı. Buna odaklanarak bunu hazırladık. Daha başarılı, daha etkin, daha verimli bir sonuç alabilmek için de hem Türkiye'de finansal hizmetler sektöründe kamu otoritesi rol ve fonksiyonu gören kuruluşlarla anlaşmalar yaptık. Üst kurullarla anlaşmalarımız var. Aynı zamanda meslek odalarıyla, meslek kuruluşlarıyla ve finansal hizmetler sektöründe oluşmuş birliklerle de protokoller düzenledik. Örneğin bunlardan bir tanesi bankacılıkla bu sene açacağımız tezsiz yüksek lisans programında elementer düzeyde bankacılık eğitiminin yanında öğrencilerimiz arzu ederlerse uzmanlık alanında kendi seçecek. Ticari bankacılık alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencimiz ticari bankacılık modülünü seçecek. Katılım bankacılığı ya da faizsiz bankacılık alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz de bu modülü seçerek yüksek lisans eğitimi bittikten sonra hem teorik anlamda iyi bir bankacılık eğitimi almış olacaklar, hem de uygulama bazında mezuniyet sonrasında çalışacakları kurumlarda kendi işlerini kolaylaştıracak uygulama becerilerini de kazanmış olacaklar. İkinci önemli bir yüksek lisans programımız da sermaye piyasası tezsiz yüksek lisans programı. Burada da sermaye piyasası kuruluyla bir protokol çerçevesinde lisanslama eğitimleriyle de entegre ederek bu programı az önce söylediğime benzer bir şekilde akademik ve bilimsel tarafının yanında uygulama ağırlıklı modülü de entegre ederek lisanslama eğitiminin de bir kısmını bu program çerçevesinde modele dahil ettik. Dolayısıyla yine öğrencilerimiz bu programı bitirdiğinde lisanslama sürecinde ihtiyaç duyacakları derslerin bir kısmını da enstitüden almış olacaklar. Şunu söylemek istiyorum. Finans Enstitüsü, az önce ifade ettiğim gibi finansal hizmetler sektöründeki bütün oyuncularla, bütün aktörlerle işbirliği içinde sektörün ihtiyacı olan kalibrasyonda ve kalitede bir finansal hizmetler sektörüne yönelik programlar üretiyoruz.